Bunun yanında tabii ki tam lafı geçmişken yine Sergen Hoca'ya da konuyu bağlamam lazım. Sergen Hocamız bütün bu az evvel bahsettiğimiz üreten, yarışan Beşiktaş projesinin aslında en önemli dama taşlarından bir tanesiydi. Ersin Rıdvan gibi oyuncuları bünyeye kazandıran, hatta kamuoyunda yabancı oyuncu, bu pozisyonlara yabancı oyuncu alınsın derken bunlara karşı çıkan, Önder Hoca'nın yine göreve gelmesinde, ilk kulüpte görev almasında öne ayak olan, aslına bakarsanız Beşiktaş'ın zaten evladı, ikon oyuncularından zamanında, şimdi hocalarından bir tanesi Sergen Hoca. Ben üzülerek de görüyorum maalesef zaman zaman böyle bir algı da var. Sanki başta ben olmak üzere kendisini burada bir şekilde görevine devam etmemesine sebep olmuşum ya da bunu istemişim gibi bir takım maalesef görüşler de görüyorum. Bana da geliyor. Çok fazla sosyal medya takip eden bir insan değilim. Ancak ister istemez bizim de kulağımıza geliyor. Çok üzücü bir şey. İşin dürüstçesi benim hani kendisiyle olan yakın ilişkimi de zaten bilen biliyor. Yardımcılarla olan Sayın Murat Şahin'le Murat Kaytaz'la hala diyaloglarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok da kişisel olarak da sevdiğim insanlar. Keşke Sergen Hoca bütün bu az evvel bahsettiğimiz projenin merkezinde var olmaya devam etseydi. Çok uzun soluklu sözleşme zaten başkanımız da defalarca aslında söyledi ama futbol yapacak bir şey yok. Zaman zaman hani Beşiktaş sevgisi kendisinde biraz her şeyin önünde geldi ve kendisi daha fazla faydası olamayacağını düşündüğü için ayrıldı. Ancak tekrardan altını çizmek isterim ki burada Sergen Hoca da Önder Hoca da bu kulübü çok seven insanlar. Bu takımı, bu kulübü gerçekten gönlünü vermiş insanlar. Bizler gibi, bizler de zarar verdiğimizi düşündüğümüz anda tabii ki bu koltuklardan ayrılacağız. Kendileri de benzer bir davranışta bulundular. Hazır Önder Hoca konusu geçmişken bu da aklıma geldi. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle, tabii Ersin ve Rıdvan çok değerli iki oyuncumuz. Şu anda da halihazırda kadromuza baktığınızda Avrupa takımlarından en çok rağbet gören oyuncular. Gelenler oldu, seyredenler oldu, işte efendim scout raporları, futbolcu izleme komitelerinden raporlar alan kulüpler olduğunu biliyoruz. Benimle kontağa geçen de bazı takımlar oldu. Resmi teklifler gelecektir her ikisi için de. Çok doğaldır, çok değerli oyunculardır. Hayali olan oyuncuların yolunu açmak bizim boynumuzun borcu. Bunu yapmak zorundayız. Yerlerine de yenilerini üretmek zorundayız kesinlikle. Beşiktaşlı oyuncular gelip burada katkı verecekler, şampiyonluklara imza atacaklar ve sonrasında eğer hayalleri varsa 5 büyük ligden birinde oynamak onların hayali ise gidecekler. Ve tabii ki kulübe ciddi anlamda maddi katkı sağlayarak gidecekler. Ersin de Rıdvan da çok iyi iki Beşiktaşlı. Benim gönlüm ikisinin de çok uzun yıllar burada kalmasından yana. Bakalım gelecek neler gösterecek, resmi teklifler ne minvalde olacak, onları ve bizi tatmin eden, mutlu eden teklifler olacak mı? Bunlara bakacağız. Yaz aylarına doğru tahmin ediyorum ki resmi bazı teklifler alacağız ve onlara göre de oyuncularla da konuşup gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Bir yandan da hazır yine genç oyuncular dediğinizde çok yine speküle edilen bir konu genç oyuncuların kontratları. Şimdi daha zaten bütün bahsettiğimiz genç oyuncuların birer yılı daha var. Bu demek değildir ki şimdiden uzatılmaz. Tabii ki uzatılır. Biz zaten düzenli şekilde oyuncularımızla görüşüyoruz. Ortada sorun olan hiçbir konu yok. Bunda net bir şekilde taraftarlarımızın yine içi müsterih olsun. Bunu da söyleyeyim. Bu çocukların hepsi zaten çok iyi Beşiktaşlı. Hem onları tatmin edecek hem de kulübümüzü tatmin edecek kontratlara imza atacaklardır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.